Değerli arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Eddersur Rabi'un, dördüncü ders, İlacül Fakri fil İslam. İslam'da fakirliğin çözümü isimli bir ders, bir metin işleyeceğiz bu hafta. Bismillahirrahmanirrahim. El fakru zahiratun iktisadiyetun ve içtimaiyetun kadimetun tuani minha eddüveli bir ümmetihel mütekaddimetü minha vel mütehallifetü. Fakirlik sosyoekonomik eski bir olgudur. Tuani minha eddüveli bir ümmetiha el kadimetü minha vel mütehallifetü. Hem geri kalmış hem de ilerlemiş bütün devletlerin ondan sıkıntı yaşadığı, sıkıntı çektiği eski sosyoekonomik bir olgudur. Tabii ben değerli arkadaşlar iktisadiyetün ve içtimaiyetün sıfatını, zahiratünün sıfatıdır. Sosyoekonomik diye bunu çevirdim. Ama siz toplumsal, iktisadi veyahut ekonomik bir olgu gibi de anlayabilirsiniz. Aynı anlama gelmektedir. Feddüvelül ganiyyetü, zengin devletler, la tahlu min vücudu tabakatin minel fukarai, fakirlerden oluşan bir sınıfın varlığından yoksun değillerdir. Bunu zengin devletlerde, fakir sınıf da fakir kimseler bulunmaktadır, bulunur diye çok rahat anlayabiliriz. Ve düvelül fakiratü, fakir devletler tetekeddesü fiha es-seravatü bi yedi fiyetin kaliletin minel efradi ve hümül esriyalı. Fakir devletlerde zenginlik küçük bir grubun elinde elindedir. Nasıl olduğu halde bu grup vehum el etriyahu da bu da haldir değerli arkadaşlar. Onlar zengin oldukları halde, yani zengin olan küçük bir sınıfın elindedir zenginlik. Elinde birikir, elinde toplanır diye burayı anlamamız mümkündür. Zira tetekeddetü fiili birikir, toplanır, bir araya gelir anlamlarına gelmektedir. Evet, devam ediyoruz. Vel fahru maradun fettakün. Fakirlik öldürücü bir hastalıktır. Fettakün öldürücü veya ölümcül bir hastalık şeklinde de anlamamız mümkündür değerli arkadaşlar. Yulhiku zarara bil kesirine. İnsanlara ya da insanların çoğuna, çoğu kimseye zarar veren öldürücü bir hastalıktır fakirlik. Ve lehu asarun selbiyetun alel müştemi'i, onun fakirliğin topluma olumsuz etkileri vardır. Fi cemi'i nevahil hayati, hayatın bütün alanlarında topluma olumsuz etkileri vardır. Ve lizalike, bu nedenle kâne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü bu nedenle yeteavvedü minhu, ondan Allah'a sığınırdı. Feyahulü şöyle derdi. Allah'ım, Allahümme inni e'udu bike minel küfrü vel fakri. Allah'ım, küfre düşmekten ve fakirlikten sana sığınırım. Vakat ihtemmel İslamı bi muharebetil fakri. İslam fakirlikle mücadele etmeye önem verdi. Vakat deme hululen nacihaten littehallusi min tilkel müşkileti. Vakat deme hululen nacihaten, başarılı çözümler sundu. Niçin sundu? Bu problemden kurtulmak için. Minha bunlardandır. Nedir bunlardan olan? Elhassu alel ameli, çalışmaya teşvik. Haytu, öyle ki da'a el müslime ilel ameli ve'tebarahu ibadeten yeteqarrabu biha ilallahi teala. İslam Müslümanı çalışmaya çağırdı ve çalışmayı Allah'a yaklaştıran bir ibadet olarak kabul etti. Feyecibu aleyhi es-sa'yu fi kesbi kutihi vel isti'fafu amma fi yedin nasi. O halde feyecibu aleyhi es-sa'yu, Müslümana gerekir, Müslüman yapmalıdır. Neyi yapmalıdır? Es-sa'yu, çalışmalı.
fi kesbi utihi. Yani yiyeceğini, içeceğini kazanmak için çalışmalı ve insanların ellerindekinden de uzak durmalıdır. Yani insanlardan dilenmemelidir şeklinde bu cümlemizi anlayabiliriz. Fakat ekkedet el-ayâtü vel-ehâdîsü zarûretel-ameli ve-s-sa'yi. Ayetler ve hadisler çalışma ve çabalamanın gerekliliğini ne yaptı? Vurguladı. Kâle Teâlâ, Allah Teala şöyle buyurdu. Feizâ kuziyetissalâtü, namaz kılındığında, fenteşirû fil ardı, yeryüzüne dağılınız. Ve tegû min fadlillâhi, Allah'ın lütfundan arayınız, ya da Allah'ın lütfundan, belki Allah'ın rızkından arayınız şeklinde de anlayabiliriz değerli arkadaşlar. Fe'emarallahu Teala ibadehu bis-sa'yi akibe salatil cum'ati litefhiril kuti lehum ve li'yalihim ve tahsilir rızkı. Evet. Fe'emarallahu Teala ibadehu Allahu Teala kullarına bir sa'yı çalışmayı emretti. Ne zaman arkadaşlar? Akibe salatil cumahte, cuma namazın akabinde. Niçin? Li tevfiril kuti lehum ve li iyalihim, kendileri ve ailelerinin yiyeceklerini temin etmek için. Ve tahsilir rızkı, ve de rızık kazanmak için. Kema kâlallahu teâlâ, Allah'ın da şöyle dediği gibi. Hüvellezî ceale lekumül arza zelûlen femşû fî menâkibihâ ve külû min rızkıhî ve ileyhin nuşûr. Yeryüzünü emre amade kılan Allah'tır. Femşû, o halde fî menâkibihâ, yeryüzünde geziniz. Ve külû min rızkıhî, Allah'ın rızıklarından yiyiniz. Ve ileyhin nuşûr, dönüş Allah'adır. فَيَنْبَغِي عَلَى الْمُسْلِمِ اَنْ يَسْعَى. Müslüman çalışmalıdır, Müslüman çabalamalıdır. Ne hususunda? Fî talebi rızkı, rızık talebi ve tahsilihi, ve rızkı elde etme hususunda. Bil ameli, çalışarak rızık elde etmede ve rızık talebinin hususunda Müslüman gayret göstermelidir şeklinde burayı anlayabiliriz. Ve ademir rukuni lirrahati. Yani rahata meyletmeyip, rahata yönelmeyip, ya da rahata güvenmeyip, çalışarak rızkını temin etmeli gibi de anlamamız mümkündür değerli arkadaşlar. Vel enbiya ellezine hum hayru ehlil ardı. Peygamberler, ellezine ki onlar, hum hayru ehlil ardı, yeryüzünün en hayırlısı olan peygamberler, en hayırlıları olan peygamberler, lem ya'midu lil culusi ve rahati. Onlar rahatı ve oturmayı ne yapmadılar? Amaçlamadılar. Bel bilakis amilu, onlar çalıştılar. Ve ekelu, yediler. Mimma cenethu eydiyehum bima utiha lehum. Evet değerli arkadaşlar, burayı da şöyle anlayabiliriz. Bilakis onlar çalıştılar ve ekelu, yediler. Neden? Mimma cenethu, kazandıklarından. Eydiyehum, yani burayı eydiyehum cennet, mimma cennetu eydiyehum, kendi elleriyle kazandıklarından, kendi kazandıklarından yediler. Ne ile? Bima utiha lehum, kendilerine verilen şeylerle kazandıklarından yediler. Buraya kendilerine verilen işte kabiliyet, yetenek, çalışma belki fırsatı, ya da çalışma alanları şeklinde de anlamamız mümkündür. Kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü, fekâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, kâle, Allah Resulü şöyle buyurdu. Mâ ekele ahadun ta'amen
kaddu hayran min en yeküle min ameli yedihi. Ma ekele ahadun ta'aman kaddu. Kesinlikle hiçbir kimse yemedi. Hayran ahadun ta'aman. Hiç kimse bir yemek yemedi. Hayran daha hayırlı bir yemek. Neden? Min en yeküle yemeden min ameli yedihi. Kendi elinin kazandığını yemekten daha hayırlı kesinlikle bir yemek yemedi hiçbir kimse. Ve inne nebiyyallahi Allah'ın ve inne nebiyyallahi Davud aleyhisselam da Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam kâne yekülü yer idi min ameli yedihi. Kendi kazandığından yerdi veya bunu kendi kazandığını yerdi şeklinde tercüme etmemiz, anlamamız mümkündür. Kema faradal İslamu nizame zekati sibilen saniyen li halli müşkiletil fakri ba'del hassi alel ameli. Ayrıca İslam zekat sistemini farz kılmıştır. Sebilen saniyen, ikinci bir yol olarak farz kılmıştır. Niçin? Li halli müşkiletil fakri, fakirlik problemini çözmek için ba'del hassi alel ameli çalışmaya teşvikten sonra fakirlik problemini çözmek için ikinci bir yol olarak zekat sistemini İslam ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Ve zekat hissatun bir hissedir, bir hissedir. Mukadderatun takdir edilen veyahut da belirlenen bir hissedir. Minel mali maldan, maldan belirlenen, takdir edilen bir hissedir. Evcebehallahu Teala li müstehikkiha ellezine ca'e zikruhum fil Kur'anil Kerim'i ve sünnetin nebeviyeti. Evet arkadaşlar. Evcebeha Allahu. Burası da yine hissa kelimesinin diğer bir sıfatıdır. Allah onu ne yapmıştır? Hak edenler için onu ne farz kılmıştır? Allah'ın hak edenler için farz kıldığı bir hissedir. Maldan belirlenen, takdir edilen de bir hissedir zekat. Şimdi bu hak edenler kimlermiş? Bunların da yine ellediğiyle kendilerine bir sıfat gelmekte. Ellezine zikruhum fil Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i nebeviyeti. Sünnet-i nebevide ve yani sünnette ve Kur'an-ı Kerim'de isimleri bahsedilen, isimleri geçen, isimleri gelen hak eden kimseler için şeklinde anlamamız mümkündür. Haysu, öyle ki, zira, öyle ki, şöyle ki, Ezzemallahul Müslimine, Allah Müslümanlara yine farz kılmıştır. Neyi? Bi ihraci zekat emvalihim, mallarından zekat çıkarmayı, ya bunun mallarından zekat vermeyi, kime? Lil fukarai, fakirlere, vel muhtacine, muhtaçlara, fakirlere ve muhtaç kimselere, Müslümanların mallarından zekat vermelerini Müslümanlara ne yapmıştır? Farz kılmıştır. Hatta yudahhira kulubehum öyle ki bu hatta için anlam verebiliriz değerli arkadaşlar. Kalplerini o Müslümanların tabii kalplerini arındırmak için ve yudhiba anhum es-seyyiat günahları da onlardan gidermek için. Günahlarını gidermek ve kalplerini arındırmak için şeklinde anlayabiliriz şu kısmı. Evet, burada bir şey oluyor. Devam ediyoruz ve yağfira lehum ezzelati onlardan da bu zelat kelimesine böyle küçük günahlar, ben günah diyelim yani küçük veya büyük günah gibi bir taksimata gitmeyelim. Onların da günahlarının bağışlanması için, diyebiliriz. Kalplerinin arınması için,
Yine günahlarının giderilmesi ve işte zelat şeklindeki günahlarının bağışlanması için Müslüman kimseler muhtaç ve fakirlere mallarından zekat vermelerini, zekat çıkarmalarını Allah ne yapmıştır? Müslümanlara farz kılmıştır. Kale Teala, Allah Teala şöyle buyurmuştur. Hud min emvalihim sadakatan tudahhiruhum ve tüzekkihim biha, kendisiyle onları temizleyecek ve arındıracak olarak onların arındırmak ve temizlemek üzere onların mallarından sadaka al ve salli aleyhim, onlara dua et. İnne salateke, senin duan, sekenin lehum, onlar için sükunettir. Vallahu semi'un alim. Allah bilen, Allah bilen ve işitendir şeklinde de bu ayet-i kerimemizi anlamlandırmamız mümkündür. Kema Rava İbni Abbas enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle li Muaz hine erselehu ilel yemen. Ayrıca İbni Abbas rivayet etmiştir. Peygamber aleyhisselam Muaz'ı Yemen'e gönderirken şöyle demiştir. Yani Peygamber aleyhisselamın Muaz'ı Yemen'e gönderirken şöyle dediğini rivayet etmiştir İbn Abbas. İnneke te'ti kavme ehle kitabin. Sen ehli bir kitap bir kavme gidiyorsun. Fed'uhum ila şehadeti en la ilahe illallah ve enni Resulullah. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma onları davet et. Fe inhum eda'uke lidalike, bu hususta onlar seni kabul ederse, fe a'milhum, onlara söyle, en Allah'a iftarada aleyhim hamse salavatin fi külli yevmin ve leyletin. Burayı günde beş vakit şeklinde arkadaşlar çeviriyoruz. Günde beş vakit Allah'ın onlara namazı farz kıldığını söyle, haber ver. Fe inhum eda'uke lidalike, bu hususta da onlar seni kabul ederse, sana itaat ederse, fe'amilhum, onlara yine haber ver. Neyi? En Allah eftarada aleyhim sadakaten fi emvalihim, Allah'ın onların mallarında zekatı farz kıldığını, malları hususunda zekatı farz kıldığını haber ver. Tu'ukhadu min egniyaihim ve turaddu ala fukaraihim. Zenginlerinden alınıp fakirlerine verilen zekatı onlara farz kıldığını haber ver. Fe inhum eda'uke lidalike, yine bu hususta seni kabul ederlerse, sana itaat ederlerse, fe iyyake ve kerâime emvalihim, onların mallarının en iyilerini almaktan sakın. Vettaki da'vetel mazlum, mazlumun bedduasından da sakın uzak dur. Fe inneha leyse beyneha ve beynallahi hicabın. Zira mazlum ile Allah arasında bir perde veyahut da bir engel yoktur. Ve şer'allahu sadakate ke ilacin faalin lil müşkületil fakri. Allah sadakayı fakirlik problemi için etkili bir çözüm olarak sadakayı farz kılmıştır. Ve hiye o ma yu'da lil fakiri vel muhtaci ibtiga emardatillahi ve tahsilil ecri ve sevabi fil ahireti dune intizari mekrametin da dune intizari mekrametin fi dünya. Ve hiye o hiye dediği değerli arkadaşlar burada sadakadır. Sadaka ma yu'ta lil fakiri, fakirlere verilen şeydir.
Vel muhtacı ve de muhtaçlara verilen şeydir. İbtiga-ı merdatillahi, Allah'ın rızasını elde etmek ve tahsil-i ecri ve sevabı fil ahireti, ahirette sevap ve ecir kazanmak. Amaç sevap kazanmak ve Allah'ın rızasını elde etmek için muhtaçlara ve fakirlere verilen şeydir. Dune intidar-ı mekrametin fi dünya, dünyada herhangi bir karşılık beklemeksizin. Ve sadakati baliğül eseri fi halli müşkiletil fakri. Sadakanın büyük bir etkisi vardır. Ne hususunda ya da nerede? Fi halli müşkiletil fakri, fakirlik problemini çözme hususunda. Ba'del i'timati alel ameli ve zekati. Zekat ve çalışmayı ne diyelim temel aldıktan sonra. Burada i'temede ala bir şeye güvenmek, bir şeye bağlı kalmak, hatta bir şeyi temel esas kabul etmek gibi anlamlara geliyor. Dolayısıyla çalışma ve zekatı bu hususta esas kabul ettikten sonra fakirlik probleminin çözümü hususunda da yine sadakanın son derece böyle önemli bir etkisi vardır şeklinde bu cümlemizde anlamamız mümkündür. Hayfı zira öyle ki tentezi'u es-sadakatü müşkiletel fakri min cüzuriha. Sadakalar fakirlik problemini kökünden halleder, kökünden söker atar. Hine yetemessellu ganiyyu halel fakiri ve yeş'uru bihi. Ne zaman? Hine yetemessellu ganiyyu, zengin tasavvur ettiğinde, hatta hayal ettiğinde, idrak ettiğinde neyi? Halel fakir, fakir, halel fakiri, fakirlerin durumunu ve yeş'uru bihi, onu da hissettiğinde, tahayyül edip onu hissettiğinde onu kökünden halleder. Yukarıda bağlayabiliriz ve mimma, böylece de bu nedenle yu'inul fakira ala kaza'i havaicihi ve sedadi duyunihi. Fakirlere ihtiyaçlarını giderme ve borçları ödeme hususunda da fakirlere yardım eder. Ve tedullü sadakatu ala tekafülil içtimaiyye. Sadaka toplumsal bir dayanışmaya götürür. Bu toplumsal bir dayanışmaya yol açar, delalet eder gibi bu cümlemizi anlayabiliriz. Ve biha onunla tenkesiru cemi'ül havacizi beynel ganiyye vel fakiri. Fakir ve zengin arasındaki bütün engeller kesir ya aşılır diyebiliriz. Aşılır. Hatta giderilir gibi de bir anlam verebiliriz. Ve tahtefi mazahirul haseti vel hiqdi indel fukarai lil agniyai. Fakirlerdeki zenginlere karşı olan hiqdun, kin ve haset belirtileri tahtafi yok olur. Gider diyebiliriz. Gider, yok olur, ortadan kalkar. Ve yuazzidu zalike, bu durumda güçlendirir, güçlü kılar. Kıymetel mesuliyeti ledel fakiri. Fakirlerdeki mesuliyetin değerini, belki bunu mesuliyet bilincini şeklinde de yorumlayabiliriz, anlayabiliriz. Mesuliyetin değerini, bilincini güçlendirir, güçlü kılar. Feyazdar ruhu lis-sa'yi vel ameli bedelen mine's-su'alin nasi. Netice itibariyle de bu da fakir kimseyi zorlar, hatta iter diyebiliriz. Neye iter ya da neye zorlar? Lis-sa'yi vel ameli, çalışmaya ve çabalamaya, gayret etmeye. Bedelen mine's-su'alin nasi, insanlardan istemek veyahut da insanlardan dilenmek yerine fakir kimseleri çalışma ve gayret etmeye iter, zorlar.
Arkadaşlar metnimizi burada bitiriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.